Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba diyorum. Tabii çok uzun bir aradan sonra tekrar Keşan ilçemizde, Edirne ilimizde, örgütümüzde bir araya geldik. Sayın Başkanım, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, partimizde daha önce görev yapmış olan önceki dönem belediye başkanım, Uzunköprü Belediye Başkanım, parti örgütümüz içerisinde kadın kolları, gençlik kollarında emek veren parti emekçisi kardeşlerim, ablalarım, kardeşlerim, çok değerli muhtarlarım, sivil toplum örgütü, oda başkanları, dolayısıyla bugün uzaktan ve yakından bizlerin bu özel gününde açıklamamızı yapmak adına bizlere değer verip bizlerle beraber olan bütün arkadaşlarıma öncelikle saygılarımı, sevgilerimi sunarak hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet, bugün 18 Mart, tarihimizde çok özel bir yeri olan, az evvel çok değerli başkanımın da ifade ettiği gibi, bütün emperyalist güçlerin mücadelesine rağmen destan yazan ordumuzun, tabii ki ordunun başında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bu mücadeleyi kazanan kahraman askerlerimiz ve şehit olanlarımızı rahmetle yad ediyorum öncelikle. Bugün bizim için çok önemli bir bayram. Dolayısıyla Çanakkale zaferimizi de ayrıca kutluyorum değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, biz genel başkanımızın da geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamadaki gibi başlıyoruz diyerek yola çıktık. Genel Başkanımızın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak açıklanmasından sonra tabii ki Türkiye'deki dengeler, Türkiye'de iktidar partisi diye adlandırılan Cumhur İttifakı'nın neşesi tabii ki kaçtı. Kolay bir süreç olmadı. Yani açık konuşmak gerekirse ilmek ilmek işlenen bir süreçten sonra Cumhurbaşkanı adayımız ortak Millet İttifakı adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na verildi. Biz o noktada da ifade ettiğim gibi başlıyoruz cümlesinden sonra Genel Başkanımızın açıklama yaptığı saatlerde Ankara'daydık. O tarihi ana tanıklık etmek adına bütün Türkiye'den gelen örgütümüzle beraber Keşan'da dahil olmak üzere birçok arkadaşımla, yol arkadaşımla beraber tarihe tanıklık ettik. Neydi bu tarih? 100 yıl sonra, 2. yüzyılın başlangıcı olacak olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hediye ettiği Cumhuriyet'in, yani Türkiye Devleti'ni kuran, devlet kuran bir partinin üyeleri olmaktan, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmaktan gurur duyduğumuz genel başkanımızın Türkiye Cumhuriyeti'nde 2. yüzyıl başlarken Cumhurbaşkanlığı'nın 13. Cumhurbaşkanı'nın onaylanması gecesiydi o gece. Genel Başkanımız konuyu çok net anlattı. Çok zorlu süreçlerden geçerek, yani siyasette beş benzemezin bir araya geldiği, iktidar olma sürecinde her farklı görüşe saygı duyarak, her farklı siyasi anlayışın zaman zaman kendi açmazları olmasına rağmen ama ortak akıl noktasında da mesele Türkiye Cumhuriyeti meselesi ise, evet, mesele vatan meselesi ise herkes kendi kibir kaprislerinden arınarak Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden geçmişte olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savaşlardan çıktıktan sonraki varoluş mücadelesindeki gibi bütün genel başkanlarımız ve sonrasında da genel başkan yardımcılarımızın yaptığı görüşmeler, istişareler neticesinde çok önemli kararlar alındı ve bugünlere geldik değerli arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben şu an bu içimizde bulunan bir arada olduğumuz arkadaşlarımızın birçoğunu tanıyorum. Beni de belki ismen tanıyıp belki bugün itibariyle ilk defa karşılaştığımız örgütten arkadaşlarımız da var. Ben kısaca öncelikle biraz kendimden bahsedip çok fazla da konuyu uzatmadan bu bir aday adaylığı açıklaması. Gelecekte önümüzdeki günlerde adaylık süreci netleştiğinde daha farklı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'nde önümüzdeki dönemin 28. dönemin milletvekili adayı olarak inşallah daha farklı açıklamalar yapacağız.
Değerli arkadaşlar, ben Keşanlı ilçesi Altıntaş köyünde. Babam Altıntaşlı, annem Büyüklanca köyünde. Şimdi insanlar doğuyor, büyüyor, bir mücadele içerisine giriyor. Hayat, yaşam kavgası, eğitim, okul, mücadele sizleri zaman zaman Türkiye'nin 787 bin kilometrekarelik Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir noktasında size yaşama koşulları gereği fırsatlar yaratıyor. Orhan Çakır da İstanbul'da ticaret yapan, eğitimini tamamlayan, işletme fakültesinden mezun olup iş hayatına rahmetli babamın mücadelesiyle kurduğu firmada ikinci versiyon diye adlandırdığımız, yani babadan sonra işi devralan, sonrasında da evlatlarıma devrettiğim, hala çocuklarımla ilgilendiği bir iş hayatı olan kardeşiniz ve arkadaşımızın. Tabii biz ticaretimizi yapmaya çalışırken Türkiye koşullarında 22 yıldır siyasetin içerisinde profesyonel anlamda, yani örgütün ta ortasında, kıyısında, köşesinde olmadan, tam içinde mücadele ederek ve her zaman bir iddia koyarak, yani siyasette bu süreç üye olmakla başlar ama bir siyasetçi arkadaşımız eğer iddia koymuyorsa gelecekle ilgili asla bir yerlere gelme şansı ya da bir şey isteme şansının olmadığını ben 22 yıl içerisinde gördüm. Siyaset bir iddia işidir arkadaşlar. Dolayısıyla ticaretimizin, özel hayatımızın yanında siyasi hayatımıza da 2002 yılında, 2002 seçiminde, yani bu ucube sistemin başındaki iktidarın 2002 yılında Türkiye'ye musallat olmasıyla beraber o tarihte ben de siyasete girdim. Evet, farklı bir partide siyasete girdim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyasete başlamadım. Bilenler bilir, bilmeyenler de bizden duysun. Türkiye'nin konjonktürü geçen süre içerisinde tabii ki çok değişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kadrolarında da anlayışlar çok değişti. Bazen yüreğinizde Cumhuriyet Halk Partili olmayı arzu edersiniz, isterseniz. Ama o günün koşullarında bazen sizin üyelik formlarınız sümen altı yapılıp yıllarca, aylarca adaylarınızın bile yapılmadığı süreçler vardır. İşte Sayın Genel Başkanımız Kemal Bey'in sayesinde bu süreç son 11-12 yıldır partinin büyümesi için bütün üye olmak isteyen vatandaşlarımızın dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın partinin kapılarını açarak herkese bir fırsat eşitliği vermiştir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi özgürlük anlayışlarından dolayı, demokrasiye, hak ve hukuk adaletine olan inancından dolayı bütün partiye üye olan herkese aday olma şansını vermiştir, fırsatları yaratmıştır. Orhan Çakır kardeşimiz de bunlardan birisidir. Yani kimse şunu düşünmesin. Orhan Bey, Ayşe Hanım, Fatma Hanım, Ali Bey başka bir partiden geldi. O siyaset yapamaz anlayışı bu partide Kemal Bey'le birlikte kalkmıştır. Herkese bu fırsatlar verilmiştir. Önemli olan çalışmak, istikrarlı çalışmak, hedef koymak ve oraya yürümekten geçiyor değerli arkadaşlar. Evet, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran bir partinin mensuplarıyız. Uzun yıllardan beri iktidar olamadık. Özlediğimiz bir iktidar var. Ama biz bu iktidarın başlangıç noktasını, o heyecanını 2019 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni, ardından da diğer büyükşehir belediyelerini alarak bir umut olduğumuzu, insanların gözlerinin içine baktığımızda evet bu iktidar yenilebiliyormuş, bu iktidara gelme şansı varmış diyerek biz bu ışığı İstanbul'dan yaktık arkadaşlar. 2019 yılındaki yerel seçimlerde çok değerli Sayın Başkanım Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde bu ekibin içerisinde görev yapmaktan onur ve şeref duyuyorum değerli arkadaşlar. O mücadelenin içerisinde görev alan, sandıkların üzerinde 72 saat, 3 gün sandıkların üstünde o sayımlarda tek tek bekleyerek o mücadelenin içerisinde olan ekip arkadaşlarınızdan birisi olarak ben de o gururun şerefi yaşadığımı buradan ifade etmek istiyorum. O kadroların içerisinden geliyoruz. Tabii az evvel sözlerime ifade ettiğim gibi siyaset bir iddia işidir. Eğer iddianız yoksa sadece Cumhuriyet Halk Partisi ya da X bir partinin tabela partisi olmasından öte gidecek davranışlar ve çalışma içinde olamazsınız. Dolayısıyla biz bir iddia koyduk. Partimizin bize tanımış olduğu
demokratik koşulları yerine getirmek kaydıyla siyaseti etik değerler üzerinden yaparak parti büyüklerimize danışmadan bir santimlik davranış içerisinde olmadım. Bundan sonra da olmayacağımı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Evet, bir genelge yayınlandı. Ben İstanbul Büyükşehir Meclis Üyesi olarak tedirgin olduğumuz dakikalar ben de yaşadım. Ama yine ifade ediyorum. Israrla söylüyorum. Siyaset bir iddia işidir arkadaşlar. Kendinizi iyi anlatırsanız, iyi ifade ederseniz, bölgenize katkıda bulunmak adına mücadele ederseniz, ben eminim ki bu partinin üyeleri, yoldaşları, yol arkadaşları sizin de hakkınızı her zaman verecektir. Bakın, içimizde, aramızda şu anda beğendik belediye başkanımız var. Çok değerli başkanım benim. Çok kıymet verdiğim genç bir başkanım. İstanbul'a geldiğinde hep ihtiyaçlarımızı konuştuk. Biz bölgemize ne yapabiliriz? Nasıl katkıda bulunabiliriz? İyi ki biz oralarda görev almışız. Ben 2019 yılında belediye başkanı olmak için iddia koyduğumda İYİ Parti'ye verilen ittifak süreciyle alakalı süreci sonlandırdık ve ben de tabii ki belediye meclis üyesi adayı değildim. Öyle bir iddiam da olmadı. Ama günün sonunda baktığımızda birinci sıradan kendimizi Büyükşehir Meclisi'nde bulduk. Ama biz görevden kaçmadık. Biz kibir kapris yapmadık. Ben belediye başkanı adayıydım. Benim ne işim var meclis üyesinde demedik. Dolayısıyla bölgeden gelen bütün belediye başkanlarıma burada benim hakkımı teslim edeceklerine hiç şüphem yok. Elimden geldiği kadar bölgeme katkıda bulunmaya çalıştım. Ve günün şartları, günün koşulları, önümüzdeki süreç bizi bugün sizlerin karşısına Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28. dönem milletvekili aday adaylığı noktasına kadar getirdi değerli arkadaşlar. Siyaseti kırmadan, dökmeden, hiç kimseyi ayrıştırmadan, içerisinde sevginin olduğu, saygının olduğu, insanların birbirine güvendiği bir ortamda yaparsak, emin olun önümüzdeki yapılacak 14 Mayıs seçimlerinde önce Türkiye'yi tekrar Cumhuriyet değerlerine döndürecek şekilde yeniden yapılandıracağız. Ardından da inşallah 2019 yılında çok az bir oyla kaybettiğimiz belediye başkanları belediye merkezindeki belediyenin önünde Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını burçlarına dikeceğimizden hiç şüphemiz olduğunu buradan ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Önemli olan partimiz, partilerimiz en az bizim kadar bu davaya inansınlar. Benim aday olup olmamam hiç önemli değil. Ben bugün itibariyle Sayın İlçe Başkanım'la yaptığım görüşmede şu an itibariyle 7 tane aday adayı olduğunu bana ifade etti. Ben gurur duydum. Siyaset bir rekabettir arkadaşlar. Siyaset ayrıştırma sanatı değildir. Birleştirme sanatıdır. Ben birleştirmek için aday olmaya çalışıyorum. Evet, bir iddia koyuyoruz ortaya. Ama Orhan Çakır'ın dışında hangi aday arkadaşımız aday olursa buradan söz veriyorum. Maddi manevi gücümün yettiği kadar her bireyin ne kadar katkısı olacaksa en az o kadar katkıda bulunacağımı burada bütün hazırlık huzurunda parti örgütüme söz veriyorum. Çünkü siyaseti ben kendim için yapmıyorum. Yapmadım da. Hep milletim için yaptım. Vatandaşlarımız için yaptım. Hele bundan sonra sokakta, kahvelerde, kıraathanelerde, parklarda, pastanelerde, restoranlarda konuşulan bir cümle var. Ne diyoruz? Köprüden önce son çıkış diyoruz değerli arkadaşlar. Yani Cumhuriyet değerlerini kaybetmenin riskinin olduğu, iktidarın her zaman söylediği, kendine hedef gösterdiği 2023 anlayışının muhakkak devrilmesi ve yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin yapılanması için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu bağlamda da ben çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Ben buradaki bütün örgütten katılan, bize değer veren bütün arkadaşlarımızın zaten bilinçli bir seçmen yapısı olduğunu bildiğim için çok net bir şekilde benim duygularımın hepsine sahip olduğunuzu biliyorum. Bugün kendini mutlu etmek isteyen vatandaşların malum kanalları izleyerek, iktidar medyasının, havuz medyasını izleyerek, dinleyerek kendini tedavi ettiklerini, mutlu olmak istediklerini hepimiz biliyoruz. Hepimiz zor günlerden geçiyoruz. Ama bir gerçek var. Türkiye Cumhuriyeti eninde sonunda gerçek değerlerine dönecektir. Ve yapılan son anketlerde de hepinizin bildiği gibi en az 10 puan farkla. Bakın iddia ediyorum. Burada sözlerimiz kayıtlara geçiyor. İnşallah minimum %60'lık bir bantla
60-65 aralığında alacağımız oranla Türkiye Cumhuriyeti'ni tekrar hep birlikte kurup önümüzde evlatlarımıza güzel bir ülke bırakmanın hayaliyle çalışmalara başlayacağız. Bu sebeple de buraya kadar gelen dostlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Şu saniye itibariyle, bu dakika itibariyle Edirne 28. dönem milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum. Ben genel itibariyle çok yazıya bağlı konuşan bir kardeşiniz değilim. Ama bazen nefes almak için siyasetçiler böyle yalandan bakarlar ne oluyor diye. Sadece onun için bir göz atmaya çalıştım. Tabii ki son noktayı koyduk. Bu lafın üstüne artık çok fazla bir şey söylenmez. Genel merkezimizin alacağı karara saygı duyacağız. Bu saatten itibaren hangi arkadaşımız Keşan'ımızı temsil edecekse başımızın üstünde yeri var diyorum. Ve buraya katılan bütün katılımcı arkadaşlarıma, parti örgütüme, çok değerli Emin abimi az önce gördüm, iş adamı abimiz, yürekten bir partilimiz, her ne kadar siyasette aktif olmasa da gerçekten bizim için kıymetli, hiçbir desteğini esirgemeyen bir abimiz. Özellikle kendisine de iş dünyasına da tekrar teşekkür ediyorum. Her şey hakkımızda hayırlısı olsun diyerek sözlerimi sonlandırmak istiyorum değerli arkadaşlar. Başlıyoruz dedik ve şu an itibariyle başladık ve son sözü başladık sözüyle noktalıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.